Akciğer kanserinde en önemli belirti, en sık görülen belirti öksürüktür. Öksürük bazen balgam çıkartılarak ve balgam da bazen kanla karışık olabilmektedir. Hastalığın çeşitli dönemlerine bağlı olarak solunum sıkıntısı oluşabilir. Geçmeyen enfeksiyonlar oluşabilir. Onun haricinde tümörün yerleşim yerine ve çevre organlara yaptığı basılara bağlı olarak vena cava superior sendromu dediğimiz bu baş bölgesinden kanı toplayarak kalbe getiren büyük damara olan basıyla yüzde şişmeler olabilir. Halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı olabilir. Onun haricinde dediğim gibi en önemli belirtisi öksürük, balgam ve zaman zaman da kanlı balgam şeklinde ortaya çıkar. Hastalığın erken evrelerinde hiçbir belirti de olmayabilir. Evet. Hiçbir belirti de olmayabilir. Tabii erkeklerde daha sık görülüyor dediniz. Peki bayanlarda da kadınlarda da görülüyor mu hocam? 1960'lı 70'li yıllara kadar kadınlarda çok az görülen bir hastalıktı. Daha sonra kadınlardaki sigara içme oranının artmasıyla akciğer kanseri görülme oranları da hızla arttı. Şu anda kadınlarda meme, kolon kanserinden sonra en sık görülen kanser türü olarak evet karşımıza çıkmakta. Evet tabii erkeklerde sıklıkla görülüyor dedik sigara dediniz en büyük evet. Etkenlerinden biri de. Peki sigara içmeyen insanlarda da görülebiliyor akciğer kanseri? Mutlaka oluyor. Bunun bir sürü sebebi var. Yani evet. Tek sebep sigara değil. Bir de multifaktöriyel olayların bir araya gelmesi önemli faktörlerden birisi. Çalışma ortamı çok önemli mesela. Bazı demir döküm sanayinde çalışanlarda demir tozlarının inhalasyonu ya da kimyasal maddelerle çalışanlarda onların inhalasyonu, asbest gibi bizim eskiden beyaz toprak olarak bilinirdi, bu evlerimizde sıvı olarak kullanılırdı. O tür maddelerle maruziyet gene akciğer kanserinin gelişmesinde önemli sebeplerden birisi. Bunun yanında genetik özellik de bir miktar gelişmede rol oynamakta. Aile öyküsü de önemli. Evet. Tüm kanser vakalarında olduğu gibi akciğer kanserinde de aile öyküsü göz önünde bulundurulmalı mı? Evet, aile öyküsü de mutlaka yer alır. Birinci derece akrabalarında akciğer kanseri olanlarda görülebilme ihtimali bir miktar daha artmış olarak karşımıza çıkmakta. Tabii en önemli sebep, tekrar ediyorum, sigara. İş güvenliğinin, yani güvenli ortamda çalışmanın, iş güvenliği tedbirleri alınmış ortamlarda çalışarak ve sigara bırakılarak önlenebilir hastalıklardan olan akciğer kanserinde bu görülme oranları azaltılabilir.